Venedik kralı... Venedik kralı kızına ülkenin soylularından birini damat olarak almak istemektedir. Ancak kızı bir türlü gönlündeki prensi seçemez. Çünkü o kararını çoktan vermiştir. Ülkenin en ünlü komutanlarından Otello'yu sevmektedir. Destur, destur. Destur. Buyurun kralım. Bir tarafını kırarım. Kızım, dünyanın her tarafından soylu soylu prensleri çağırdık. Hiçbirini beğenmedin. Sunucuları çağırdım, onları da beğenmiyorsun. Çok seçici olmaya başladın kızım. Ben sevdiğim insanla evlenmek istiyorum. Kızım, seversen üzülürsün. Üzersen sevilirsin. Ben de senin iyiliğini istiyorum. Ama babacığım, bu zamana kadar kimi beğendiysen hepsini reddettin. Kızım, nerede tipsiz varsa, bana benzeyen ne kadar tipsiz varsa onları beğeniyorsun. Gözünü sevdiğimin. Of, kim var sırada, gelsin. Ve huzurlarınızda prensesin sıradaki talibi, Narnia Prensi Prens Şefketius. Tipe bak, tipe bak, Allah'ım. Kralım, sizin için bir kukla gösterisi hazırladım, şimdi onu sergileyeceğim. Hadi bakalım, görelim. Gel buraya kadın. Gelmem, gelmem. Gel dedim sana. Gelmem. Beni sevdiğini söyle. Seni sevmiyorum. Sevdiğini söyle. Sevmiyorum. Söyle dedim. Seni seviyorum. Yalan söylüyorsun. Gel buraya bakacağım, orada neler varmış. Kes, 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 kes. Sapık mısın lan? Ya. Kralım, işte maksat böyle şaka komiklik olsun. Kes seni, kızım, ne diyorsun? Beğenmedim babacığım. Kellesinle vurun bunu. Ama şimdi benim kelleme niye durup dururken vuruyorsunuz kralım? Sıfıra vurunca belki daha gür çıkar. Hayır. Al bırakın prensimi, bırak. Bırakın prensimi, bırak. Ve huzurlarınızda prensesin sıradaki talipleri, Ulaklar, ben ve Nazmi. Siz nereden çıktınız lan? Efendim, kızı halka arz etmişsiniz, biz de bu ihaleye katılalım dedik. Görelim hünerlerinizi, görelim bakalım. Ne rezillik lan? Şu taytlara bak ya. Siz ne iki kişisiniz oğlum? İşte kayınbaba kızı da verirsen üçümüz mutlu mesut yaşarız yani. Lan godoş muyum lan ben? Ha? Götürün bunları, birini kellesinden vurun, birisini de paçasından vurun. Neden? Kelle paçayı çok severim. Yapma, kralım. Kralım, bir şans. Mı? Kralım, otelle seferden dönmüş, sizle görüşmek ister. Gelsin. Otello, hoş geldin. Tandır ekmeği mi pişiriyorsun, ne yapıyorsun? Savaşta biraz yandım kralım. Eyvallah, hoş geldin. Bakıyorum yeni bir yıldız almışsın, tek yıldız almışsın. 5 yıldızlı otel olmuşsun. Sağ olun efendim, sayenizde. Bu arada savaştan elde ettiğimiz ganimetleri yan odaya getirdik. Biraz altın, biraz hisse senedi, biraz da çek var. Hadi canım, ne getirdin bana, hangisini? Size de uzaktan kumandalı araba getirdim. Fotoğraf makinesi getirdim ve de... Free Shop'tan çikolata aldım. Hangi çikolata da? Söyleme. Allah sen söyle. Söyleme. Hangi çikolata çok güzel. Git bak bakalım ne almışım. Nerede? İçeride. Gidip bakayım ben. Desdemona. Bir an için hiç gelmeyeceksin sandım Otello. Desdemona sensiz kendimi Ramiz dayısız Ezel gibi hissediyorum. Ben de sensiz kendimi Alice'siz Caroline gibi hissediyorum. Savaştan döndüğüne göre bir sürü hikayen vardır anlatacak. Sana bugün... Çocukluğumla ilgili bir hikaye anlatacağım Desdemona. Küçüktüm, fakirdik. Bir çiftlikte kölelik yapıyorduk. Çiftliğin sahibi o kadar katı bir adamdı ki bizi sürekli dövüyordu. Bak, bu ondan kalma yarayız. Oh canım, kıyamam, gel öpeyim. Çiftlik sahibi babamı da dövüyordu. Babam da gelip hıncını benden alıyordu. Bak, bu da babamdan kalma yarayız. Bunu gören dayım durur mu? Durur mu? O da beni dövüyordu. Bak bu da ondan kalma yarayız. Canım öpeyim ya. Dayım dursa teyzem durmaz.
Durdu merak etme. Ama ben o gün bugündür çok güçlendim. Kendimi yeniledim. Kas yaptım. Bak hadi vur Merve. Vur Merve. Şişirdim abdominalleri. Vur Merve. Merve. Vur Merve. Merve ne yaptın sen ya? Ben bir şey yapmadım ki. Artık senin de vücudunda bir yaran var Dezdemona. Ama tam kalbinde. Canım benim. Elini boyadım pardon. Beni kirlettin. Seni kirlettiğime göre benimle evlenir misin? Ama babam seni gibi fakir biriyle olmama asla izin vermez. Ya babanın zamanında ne kadar fakir olduğunu herkes biliyor ya. Annesinin nasıl süründüğünü herkes biliyor. Boşuna babana o lakabı takmadılar. Hangi lakabı? Mother fakir. Evet, mother fakir. Ne oldu? Sinirlenince yaran biraz sancıdı da. Ah canım, bu sefer neresi? Gel ben sana içeride göstereceğim neresi. Gel bir tane gel. Dezdemona ile Otello aşklarına engel olamaz ve gizlice evlenirler. Bu evlilik haberi çok kısa bir zamanda babasının kulağına gider. Kralım bizi affetmişsiniz, size minnettarız. Eyvallah, bana dua edin, başka bir şey istemiyorum ya. Kralım hayırdır, yüzünüzden düşen bin parça? Yok bir şey. Kralım karı kız mevzusu mu? Ya ne karı kız mevzusu? Nazmı Roş, ne karı kız mevzusu? 250 tane cariyem var. Karı kızla ilgili ne mevzum olabilir ki benim ya? Biz de o konuyu konuşacaktık kralım. Hani sizin beğenmediğiniz, eskimiş dediğiniz biri varsa bizim için olur yani. Çok naçar durumdayız. Hadi ya. İki tane kız var böyle yazlık, tril tril, cillop gibi. Gidin akşama alın. Ne yapıyorsunuz yapın. Sağ olun kralım, çok sağ olun. Peki nedir sizi üzen kralım? Ya hiç durmayın ya. Benim kız gitmiş gizli gizli Otello ile evlenmiş. Onun kellesini buradan nakal. Kralım belli ki kızınız da kuyruk sallamış ki, yoksa nasıl evlenecekler? Ya ne kuyruk sallaması? Büyü yapmış hayvan, büyü yapmış. Benim kıza büyü yapmış o hayvan. O hayvanla sen evlenir misin yani? Kız olsan evlenir misin? Soruyorum. Yani muhabbeti çok tatlı ya. Bence hoş çocuk. Senin ne saçma fikirlerin var Handoroş? Ne saçma fikirlerin var Handoroş? Sen olsan evlenir misin? Valla şimdi ben kova burcuyum, o aslan. Tabii olmaz. Ama bir de yükselenine bakmak lazım kralım. Ben şimdi yükselenine bakacağım ha. Hayvan herif ya, ben diyorum benim kıza büyü yapmışlar. Panter, emel büyüsü yapmışlar benim kıza. Benim kız küçücük sincaptan korkardı. Şimdi bir hayvanla evlenmiş. Onun kesin kellesini uçuracağım ben onu. Mümkün değil kralım, imparatorluğumuz büyük bir savaşa girdi. Bu ordunun başında Otello'nun olması şart. Bana ne kral ben değil miyim? Bana ne? Tamam kralım, öldürürsün de ordunun ihtiyacı var. Ya bana ne arkadaşım ya, ben kral değil miyim ya? Ne içkim var, ne kumarım var, bir idamım var. Bırakın onu rahat rahat yapayım. Ama kralım çocuklaştınız ya. Otello gelmiş sizden özür dileyecek. Hadi kralım. Otello. Kral ben değil. Kralım ne olur beni affet. Bana ne? Ne olur kralım beni affedin, bir büyüklük yapın. Bana ne, ben kral değil miyim ya, bana ne? Ama bakın size seferden başka neler getirdim ben. Bakın. Hoppa! Bak bitmedi. Hop, hoppa! Polo, benim olsun bu. Evet olsun, şimdi beni affettiniz mi? Affettim. Kızınızla evlenmeme izin veriyor musunuz? Evlenmeme izin veriyorum. Ben gideyim bu parayla kendime balon alayım. Hadi gidelim balon alalım. Hadi. Ulan saray ganimet dolu, adam 1 liraya tav oldu. Böyle kral mı olur? Abi Ankara'da dayın varsa kral da olursun, paşa da olursun, her şey olursun. O zaman dayın varsa ben kral yapsın. Ordunun başına geçen Otello, daha siftah bile yapamadan ülkesini düşmanlardan korumak için savaşa girer. Nasılsın asker? Sağ ol! Nasıl gidiyor? İyi ya, ne olsun, sen nasıl gidiyor? Sağ olun, Allah razı olsun. Evet askerler, bugün bizim için tarihi bir gün. Bugün savaşta düşmanı bozguna uğratacağız. Sen asker söyle, savaşta düşman nasıl öldürür? Dün akşam elektrikler kesikti, ben çalışamadım komutanım. Geri zekalı, yarın verin gelsin. Sen söyle nasıl öldürülür? İşte böyle komutanım. Ay. Oğlum arkadaşını niye öldürüyorsun? İstemeden oldu komutanım, öpeyim de geçsin. Lan öpmekle geçer mi? Geç yerine, beni dinleyin. Bugün kralımız için savaşacağız. Bugün özgürlüğümüz için savaşacağız. Hayır! Bugün kendimiz için, bugün vatanımız için savaşacağız. Hayır! Komutanım. Söyle. Düşman birlikleri fırtınadan dağılmış. Savaşmamıza gerek kalmadı. Kazandık. Ay! Ulan bir savaşmayacağız dedik. Coştunuz, ölüyü dirilttiniz lan. Tamam hadi ders boş, dağılın. Ay! Ama derse müdür yardımcısı girecek. Lan işinize gelince ölüp durmayın lan. Tamam hadi dağılın. Hadi ders boş, dağılın. La 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 la
Lan bu orduyu ne atacağını? Bravo Casio. Bana yine müjdeli bir haber getirdin. Casio, Otello'nun en yakın arkadaşı. Bütün kızların göz bebeği. Yakışıklı ve hobarda. Yani her gece o barda, bu barda, hobarda. Komutanım, komutanım. Iago, ordunun önemli subaylarından. Her zaman Casio'yu kıskanmıştır. Ve bu yaverlik bardağa düşen son damla olur. Iago intikam almaya karar verir. Amacı... Ney? Yanlış, pardon. Ben neredeyim ya? Oğlum burada yanlış yazıyor ya. Biz 20 sayfayı ezberleyelim, sen bir sayfayı okuyama. Oğlum ben... Vallahi öyle tekste ya. Iago, önemli subaylardan. Çok hain, terbiyesiz, manyak bir adamdır. Buyurun. Ne yapıyorsun oğlum suratını? Komutanım, fırtına yüzünden düşman şey yapamamış. Tamam, biz kazandık. Tamam, bana karşı söylüyor. Söylemene gerek yok. Komutanım, vallahi ben de erkenden söyleyecektim ama iki aydır seferdeyiz. Malum manitanın yanına bir uğradım, oradan geldim anca. Biz de uğradık ama erken geldik. Belli erken gelmişsin. Iago. Iago. Iago, yine Casio senden önce davrandı. Casio, senin yaverliğe yükseltiyorum. Yaver olacaksın bundan sonra. Komutanım, beni de yaver yapın. Allah'ını seversen. 6 aydır bekliyorum. Bak, arabayı değiştirdim. Bir ton takside girdim. Gözünüzü seveyim. Lütfen. Bu çukurun düşenen kahraman olamaz Iago. O yüzden Casio yaver olacak bundan sonra. Teşekkür ederim. Iago artık daha da intikam almak için tutuşmaktadır. Ve Casio'dan bu yaverlik alması bardağa düşen son damla olur. Iago oğlum... Yanlış tekst var burada. Eski tekst var. Ne yapacağız? Ne oluyor bundan sonra? Tez yeni tekst getirile o zaman. Çok özür diliyorum. Iago ver. Iago artık intikam almak için bu yaverliği de bahane edecek ve bütün intikamını alacaktır. Komutanım, Casio'nun yaverliğini kutlayalım. İçelim, coşalım, eğlenelim ya. Çok iyi düşündün Iago. O zaman bu gece içelim, eğlenelim. Casio. Kimsenin fazla içmesine izin verme. İçenlerin de at arabası kullanmasına izin verme. İleride çevirme var. Anlaşıldı mı? Emredersiniz efendim. Tamam. Askerler toplanın. Bu gece eğleniyoruz. Yiyoruz, içiyoruz. Çalsın sazlar, oynasın kızlar. Hadi kızlar, hadi kızlar, kızlar, hadi kızlar. Ulan ne abazan ordumuz var ya. Nefret ediyorum hepinizden. Tüfek gibisiniz ya. Kardeşim, tebrik ederim yaverliği. Teşekkür ederim. Canımsın. Birer içki içeriz. Vallahi görev başındayken kullanmıyorum. Aa, kırma beni lütfen. Görev başındayken kırmıyorum da. Canımsın. Al bakalım. Şunu da atayım da içine şey olmasın. Bu nedir? Sandoz. Sen öyle Sandoz. Iago, Casio'yu sarhoş edip intikam almak için içkisine ilaç atar. Ama öyle sandığınız gibi intikam almayacaktır. Amacı farklıdır. İçim... Kardeşim nasıl, beğendin mi içkiyi? Volkan gibiyim, içimde bir coşku var. Güzel, işe yaramış demek. Sağ ol. Ne bakıyor lan? Ne var lan? Sen kime kaş koz yapıp öpücük atıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun? Gel, gel, gel. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Kavga var, yetişi. Ne oluyor burada? Kim çıkarttı kavgayı? Komutanım, kimin çıkardığını biliyorum ama ispiyonculuk benim karakterime uygun bir şey değil. Iago, çabuk konuş. Adı lazım değil, baş harfi K. Keke Şeref. Adı lazım değil, ikinci harfi A. A, K, A, K, Şahin K. Adı lazım değil, üçüncü harfi S. Oğlum neyi ima etmeye çalışıyorsun? Ah, bacağım şey oldu, çok kasıyor, çok kasıyor. Casio mu yaptı? Ben söylemedim, siz söylediniz. Casio gel buraya. Casio buraya gel. Sen kimin neresine bakıyorsun? Hayvan! Komutanım, özür dilerim. İçkiden bir kadeh aldım, kendimi kaybetmişim. Casio, kimse çok içmeyecek demedi mi? İlk önce sana uymuyorsun ya. Alıyorum seni yaverlikten. Ya ver! Vermiyorum. Bundan sonra... Bundan böyle kantincisin. Gün içinde yorgunluktan kantin içinde kaldı, gör lan. Ya ben ne yapacağım kantinde ya? Ne güzel işte kardeşim, yata yata askerlik. Oh, çok güzel. Ya ben kantinci olmak istemiyorum. Ben yaver olmak istiyorum ya. O zaman sana bir kişi yaverliği geri verebilir. Kim? Otello'nun karısı Desdemona. Desdemona? Sizin de onunla aranız iyi değil miydi lan? Lan Desdemona benim süt kardeşim ya. Ha? Benim eski sevgilim onun süt annesiydi.
İyi de öyle süt kardeş olunmaz ki lan. Lan bir ara aynı bebeğe daldık lan Allah. Ha anladım. Tamam sen şimdi Dezdemona ile aranı iyi tut, tamam mı? Tamam. Ondan iste o da gitsin otel öyle konuşsun ki öyle yaverliği geri alabilsin. Başka türlü olmaz. Sağ ol kardeşim, kardeşim ya. Kardeşim için her şey senin için. Sağ ol. Arkadaşlar özür dilerim, biraz önce fevri bir şey oldu. Ya, ya, ben anlamadım ya. Olur mu kardeşim? Çok büyük adam. Ne oluyor lan? Ya sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Cassio, Iago'nun kötü planına uyar ve Desdemona ile konuşmaya gider. Desdemona, süt kardeşini kıramaz ve onun için Otello ile konuşmaya karar verir. Hayatım merhaba. Ne hayatım, elinde mumlar falan çayda şıra mı oynayacağız? Erkeğimle biraz baş başa konuşalım istedim. Tamam, konuşalım. Hayatım, duyduğuma göre Cassio'yu görevden almışsın. Evet. Ne yaptı çocuk? İçki içip olay çıkarttı. Hayatım, genç tabii ki yapacak. Lütfen onun rütbesini geri ver. Hayır, vermem. Hayatım ne olur. Hayır, vermem. En sevdiğin yemekleri yapsam. Olmaz. Kölen olsam, ayaklarını yıkasam. Olmaz. Çok güzel olsam. Naz Elmas olsam. Ya deli deli konuşma be, ne o saçmalama. Aşkım ne olur. Hayatım ne olur, yalvarırım. Ya tamam, düşüneceğim. Tamam, düşün. Tamam, düşüneceğim. Aşkım, düşüneceğim. Ben oh benim budum seni, ben yürüm 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 yürüm. Hoş geldin Iago, kaynanan seviyormuş. Neyi ikram edeceğinizi anlamadım komutanım. Lan sana yemek vakti geldin, o ne imaydı? Ne oldu, niye geldin? Fransa kralı size bir mesaj göndermiş efendim, elçinin kellesini uçurduk. Nasıl bir mesajdı? Söyle bakayım. Je t'aime, ille de je t'aime yazıyordu efendim. Fransa kralı size yazınca biz de şeyi öldürdük yani. Oğlum manyak mısınız? Fransa kralı Serdar Ortaç'ın hastası, onun sözlerini yazmış. Allah cezanızı vermesin, hemen bir özür cevabı yazalım. Tamam, o zaman özür, biz de şarkılı cevap yazalım tamam. Efendim, sempatiklik olur. Tamam. Mahmut Tuncer'den yazalım. I am sorry, ne sorry, güzelim size noli. O ayarda. O olmaz, şu olsun. You're just foolish Casanova. Foolish Casanova, süper, çok süper. Onu yapıyoruz. Hayat geliyor. Hayatım, bekliyorum burada. Merhaba siz kardeşim. Otelle öyle konuşabildin mi? Benim yaverlik işi ne olacak? Halledeceğiz galiba. Ya, ya sen canım bir tanesin ya. Canım kardeşim benim ya. Canım benim. Ya ben hemen kaçayım. Manita bekler. Manita mı var senin? Ya yaptık işte. Aa, anlatsana biraz. Ayıp olur, anlatmayayım. Ya utanma, anlat. Ya utanıyorum, şey yapma falan. Ya utanma, anlat ya. Ya geçen bunu aldım, yatağa attım, saçları tamam, benim... Tamam, biraz utan. Azıcık utan. Tamam canım, gel. Allah Allah, Allah Allah, yani hiç düşü bakıyorum, olacak işte, Allah Allah, Allah Allah. Ne oluyor? Ha, yok bir şey komutanım ya. Akıl alacak iş değil ya, böyle şey, Allah Allah, Allah, Allah Allah. Ne oldu Iago, söylesene. Komutanım, eşiniz Cassio'yla dışarı çıktı sanırım. Ne olmuş? Dün de gördüm de ben onları birlikte, böyle bayağı pek sık dolaşır oldular da. Neyse. Neyse. Ne oluyor Dominant teyze gibi? Ne oluyor? Ne ima ediyor? Yok, bir şey ima etmiyorum da yani komutanım, asker adam, evli kadın şimdi... Ne bileyim yani. Şimdi komutanım, açık konuşalım. Herif boylu, poslu, yakışıklı, hükümet gibi herif yani. Ya ben hükümet gibi değil miyim? Vallahi siz sanki darbe yemiş hükümet gibisiniz. Saçmalama. Çabuk bu mektubu elçile. Hadi. Elçile? İşte postala manasını. Ha, elçile. Tamam. Hemen postala komutanım. Iago, Otello'nun içine 100 megabit yeniyi düşürmüştür. Artık Otello uyuyamaz hale gelmiştir. Kıskançlıktan deliye dönmüştür. Sürekli onları takip etmektedir. Fakat ne yapacağını bilemez çünkü hiçbir kanıtı yoktur. Ve soluğu bu fikri aklına sokan Iago'nun yanında alır. Iago, çabuk buraya gel. Buyurun komutanım. Çabuk buraya. Bana çabuk bir kanıt göster. Ta aklıma bu fikri soktum. Fikrimden geceler yatabilmirem. Ben ne yaptım komutanım? Yatabilmirsiniz. Niye Azeri oldunuz birden? Anlamadım. Bak Iago. Iago Lugano. Beni iyi dinle. Beni iyi dinle. En yakın arkadaşıma, karımın birlikte olduğu fikrini aklıma soktum. Çabuk bu yana bir kanıt göster. Çabuk göster. 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 Komutanım, göster göster diye bağırmayın. Yanlış anlayacak millet, dışarıda insanlar var ya. Ne göster? Bana bir kanıt söyle o zaman. Çabuk. Siz kanıt mı istiyorsunuz? Evet. Eşinize verdiğiniz mendilin Cassio'da olduğunu söylesem. Desdemona'ya verdiğim mendil Cassio'da mı? Evet efendim. İsterseniz gidip kendisine sorabilirsiniz. Kim bilir... Aşkım, bir tanecik Desdemona. Çok terledim. Mendilini versene. Al aşkım. Cassio'm, yiğidim. Otello'nun mendilini al. Ulan ben sizin sülalenizi siz. Komutanım, dur. Evet, gerçekten mendil Cassio'nun cebindedir ama onu cebine Iago gizlice sokmuştur.
Iago'nun planı tıkır tıkır işlemektedir. Bakınız, tıkır tıkır. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk bir tane. Hapçu! Çok geç aşkım. Bana mendilini versene bir tane. Hayatım gel, eteğmesin, burnun akmasın. Yok, ben sümüğümü tutarım. Sen bana mendili getirir misin? Aşkım, ya ben mendili uzun zamandır arıyorum, bulamadım. Demek mendili bulamadın ha? Evet. O mendil benim anneannemin, anneannesinin, anneannesinin, dedesinin metresinden kalmıştı. Kim bilir atalarım nerelerini silmişti o mendili, hatırası vardı. Hayatım, alt tarafı mendil ya. Senin derdin alakası değil mi? Ona bozuldun değil mi? Hayatım gel birazcık oturalım ya. Hala rütbesini de geri vermemişsin çocuğun. Ya insan aslında çok tatlı bir çocuktur o ya. Demek Kasya çok tatlı bir çocuk. Evet aşkım. Gerçi sen benden daha iyi tanırsın ama. Yok canım, sen benden daha iyi tanırsın Kasya'yı. Anlatsana bana nasıl bir çocuk Kasya. Kasya anlatılmaz, yaşanır. Ha, anlatılmaz yaşanır demek. Hayatım ne yapıyorsun ya? Masaj yapıyorum bir tane. Hayatım ne masajı bu? Bali masajı. Hayatım nasıl Bali masajı bu? İşte Bali çekenler böyle masaj yapıyor bir tane. Hayatım çok da ölüyorsun. Senin yüzünden oldu Dezdemona. Beni boynuzladın. Oysa ki kızımız olacaktı. Toki'de ne olacaktık? Küçük küçük ödeyecektik ulan. Hiçbiri olmadı. Gene alırız. Sus! Bu laflara karnım Toki. Öleceksin. Öleceksin. Öl! Iago beni öldürmeye çalıştı. Süt kardeşim. Otel'e ne yaptın sen? Ölmüş. Hala süt kardeşim diyorsun. Bütün bunlar ikinizin yüzünden oldu. Beni boynuzlamayacaktınız. Sen de öleceksin Kasya, sen! Otel'e dur, yanlış anladın. Çok yanlış anladın. Iago beni öldürmeye çalıştı. Yapamayınca da kaçtı. Her şeyi Iago planlamış. Sen bunların hepsini nereden biliyorsun? Wikileaks'te gizli belgeler açıklandı. Bak, Iago'nun yapılacaklar listesi. 1- Yoğurt alınacak. 2- Köpek şişe çıkarılacak. 3- Otello'nun karısına iftira atılacak. 4- Kasya öldürülecek, yerine geçirecek. 5- Gidene kal demem asla. 6- Ezdirmem kendimi aşkım. Gördün mü? Bizim bir suçumuz yok. Aman Allah'ım! Ben nasıl bir hata yaptım Dezdemona? Beni affet aşkım. Kıskançlık gözümü kör etti. Belki bende şeker vardı, ondan da kör olmuş olabilir. Dezdemona, bana sensiz yaşamak haram. Senin yanına geliyorum bir tane. Senin yanına geliyorum. Otello yapma! Otello ne yaptın? Otello, sonucu çekmeyecektin. Şu yaverliği vereydin iyiydi. Ölüyorum ben Kasya. Ölüyorum. Ölme Otello. Bir ışık görüyorum. Dezdemona beni bekliyor. Kız Dezdemona, sen bir etek mi giydin lan? Kırarım bacaklarını. Ölüyorum Otello. Ölüyorum. Böyle senin kucağında ölmek de hoş olmadı ama...